Seyit 10başı və 215 kilogramlıq mermi. Sanakkale denizcə ən çox tanınan kahramanlardan birisi Seyid Onbaşıdır. 18 Mart Deniz Muharibəsi günü görevli bulunduğu Rumeli Mecidiyyə tabliyasında vinci bozulan topa 215 kilogramlıq mermiləri sırtında nasıl taşıdığını hemen herkes bilir. Kilit Bahirdə Mecidiyyə tabliyası yanında bu olayı anlatan bir de anıtı vardır. 18 Mart 1915 tarihində Sanakkale boğazını savunan tabiyanlardan Rumeli Mecidiyyə tabliyasında görev yapan topçu nəfəri Seyid Onbaşının olağanüstü hikayesi bu müharibədə Türk askerinin göstermiş olduğu azim ve şecaətə muhteşem bir örnektir. Seyid Onbaşı bu inanılmaz hikayesini 1936 yılında bir gazeteciye son derece mütevazı bir üslupla şöyle anlatmıştı. Edremitli 1889 doğumlu Seyid'i bularak kendisine 18 Mart muharebesini büyük zorluklarla söyletebildim. Ben ne yaptım ki diyordu. Siz o günü görseydiniz. Fakat ısrarlarıma dayanamadı. Anlatmaya başladı. Düşman gemileri Gülük ayın, Şubat'ın son günlerinde bir yol boğazı zorlamış ama başarılı olamamıştı. 18 Mart günüydü. Ben Kilit Bahir Mecidiyyə tabiyasındaki uzun 24'lükler 3. topundaydım. Ortalık yeni ağrıyordu. Tarassuhlar boğazın ağzında düşman gemilerinin bugünkü fazlalaşmakta olduğunu kumandana bildiriyordu. Bizim her şeyimiz tekmildi. Tam saat 8'de boğaz tarafından doğru bir gümbürtü koptu ama bu evvelkilerine hiç benzemiyordu. Düşman bu sefer çok şiddetli ateş açmıştı. Biz de mukabele ediyorduk. Bir aralık bizim tabiyayı buldurur gibi oldu. Önce birkaç gülle tepemizden aşarak denize düştü. Sonra önümüzde deniz sularını minareler gibi havaya kaldırdı. Bir aralık toz duman içinde kaldık. Ortalık azıcık yatışınca ne oldu ki diye bir bakındım. 38'lik bir düşman mermisi bizi biraz körlemiş. Büyük bir çukur asarak sağa sola zarar yapmıştı. Topun metaforası vinci kırılmış, ihtiyat mermi yolunu bozmuştu. Asıl yol sağlamdı, yalnız toprak altında kalmıştı. Topumuza çok şükür bir zarar olmamıştı. Hemen yolu temizledik, toprak altında kalan savuşumuzu kurtardık ama ondan ümit kalmamıştı. Sade soluyordu o kadar. Onu hemen geriye gönderdik. Bu sırada kumandan bir kırılan matapora koluna bir de boğaza doğru bakıyordu. Ben de baktım boğaza doğru. Ne göreyim, düşman gemileri ağır ağır içeri doğru girmiyor mu? Hemen geriye fırlayarak araba üzerinde duran koca merminin başında boyunlarını bükmüş bakınmakta olan arkadaşları araladım. Bir kere mermiyi kucaklayarak aldım. Yağlı olduğundan elimden kaydı. Elime biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sırtladım. Kendimi topun ağzında buldum. Merdivenleri iki defa nasıl çıktığımı hatırlayamıyorum. Yine aşağı atlayarak ikinci, üçüncü, dördüncü mermileri sırayla taşımaya başladım. Kısa bir zaman sustuktan sonra aslan topumuz yine gürlemeye başlamıştı. Dördüncü mermiyi attıktan biraz sonra idi. Gonzasuyu Tarassuh gözetleme mevkisi iki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haber de duyduktan sonra bana gülleler ufak bir saman çuvalı kadar yenik, hafif geliyordu. Bir aralık kumandan artık yeter yorulun Seyit. Gel bak düşman kaçıyor diye beni Tarassuh mevkisine çağırdı. Şunu da çıkarayım beyim, gelirim dedim. Ve son gülleyle çıkardım. Sonra kumandanın yanına vardım. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara dumanlar, kızıl alevler içinde yana yana batıyordu. Bu sıra biri daha tutuştu. Arkadaşlar dönmeye bile vakit bulamadan geri geri giderek boğazdan çıktılar. Benim görebildiğim bu kadardı. İleride bizim Rumeli yakasında kim bilir neler oluyordu. Sonradan öğrendik ki düşmanın üç gemisi batmış ve yalnız bize o gün düşman gemileri 723 mermi sallamıştı. Öte yandı siz düşünün. Bu kadar gürültüde bize çok az zarar olmuştu. Ama o gün akşam üzeri denizden epey de balık toplamıştık. Sonra da yalnız Türklere has olan koyu bir tevazu ile işte bu kadar dedi. Muradına erdim mi? Bunu yazacak ne var sankim? Seyit sana madalya falan verdiler mi? Bir gün beni çağırdılar. Bunu sana Alman generalı gönderdi dediler. Göğsüme bir madalya taktılar. Resmini o gün mü çektiler? Çocuk musun efendi be? O gürültüde yanımıza resimci mi sokulabilirdi? Bir hafta sonra paşalarla beraber bizim tabiyeye bir resim zabiti geldi de o çekti. Sana verdiler mi? Resim çekildikten bir hafta kadar sonra bir gün beni kumandan çağırdı. Bak Seyit dedi, al bu senindir. Bir de ne göreyim? Bu ufak kitap. Ta başta benim resmim. Hırslandım. Resmim başa konacak adam mıyım ben? Bir de içine açtım. Daha bir sokları var. Onları görünce ferahladım ama benim resmim başta diye bir türlü ısınamadım. O kitap da sonra kayboldu.